Ya bilmiyorum, ben kayıt alacağım zaman abim şey yapıyor. Bilerek trollüyor ki para vereyim diye. Hani şey yapıyor. Yılını bulmuş. Düğünler. Sevdim ben o abiyi. Tanıştır bizi. Best kankam. Ya düğünlerde şey olur ya, böyle kızın abisi, kardeşi falan sandığın üstüne oturur. İşte makas kesmiyor. O mantık, Aynı parayı öyle. ver, videoyu yap. Ama mantıklı ama. Neyse, bunu kardeşim duymasın. Ben ona Duymasın. söylerim özelden. Ya hayır ya. Senden ayda 5-5 koparır. 5-5 mi? Ulan az önce abime 70 lira önerdim ya. 70 lira mı? Cebimde kalan son parayı, yeminle. Son Abim 70. bayağı fakir şeymiş bu ya. Hepimiz Fakir öyleyiz. ruhlu. Bende de son param 70 lira olunca öyle oluyor tabi. Yatmadım o para. Yatmadı daha abi. Vallahi %50 faizle para verebilirim. Benimkiler yattı. Bir tefeciliğim eksik. Yani abi onda da zaten tecrübe edinirsin ya kolayca. Köftecilikten doğuna geçiş yapalım diyorum. Ne olacak canım? Sektörü yeni girenlerden araç keseriz. Şu an kayıtta mıyız biz? Şu an Bilmiyorum. kayıttayız. Kayıtta Bunların hepsi, mıymışız? evet, bunların hepsi kayıtta. Tefeci mefeci Ay. hepsine karşıyız. Asla ama asla Sedat Peker'in adamı değilim. Hiç değiliz. Bunları kesinlikle kesmeyeceğim arkadaşlar. Kesme, ne olacak be? Gurur duyarım. Abi deme öyle, deme öyle, deme öyle. Okey, o zaman ilk soruyu soruyorum. 10 dakika sonra olacak şeyi mi görmek isterdin? 10 yıl sonra olacak şeyleri mi görmek isterdin? Bunun cevabı belli. Yani yanlış cevabı veren net kerizdir. Şimdi 10 yıl Şimdi diyorsun yanlış değil mi? cevabı verirsem geri zekalı muamelesi göreceğim için öncelikle Yunus abiden dinlemek istiyorum. Kopya çekeceğim. Ya 10 10 dakika dakika. değil mi falan deyip giriyormuşum. 10 yıl oğlum ya. 10 dakika sonra senin ne Tabii. yapayım? Bak, 10 dakika sonra şöyle bir şey olabilir. Milli Piyango çekilişi yapılacaktır ya da işte Toto hangisidir bilmiyorum da. Aynen. Onun 10 dakika öncesinde belki bir işe yarar da. 10 yıl gayet iyi ya. 10 Bence de. yılın tam olarak neyi? Mesela 10 yıl içinde olan her şey mi? Yoksa 10 yıl önce bugün ne olacaksa o mu? Şey gibi, 10 yıl sonra senin nerede olacağınla alakalı diyelim. Direkt Kucağında. mezar. Ya da sana Ben hazır. sağlıksız yaşam kalpten. Animatörler ağlıyor. Yaz bir şey değil mi? Ben 10 dakika sonrasını görmek isterdim. Niye ya? Bak keriz. Çünkü hani 10 yıl sonrası bayağı uzak bir zaman, tamam mı? 10 dakika sonrasını bilerek hani olacak şeylere daha önceden hazır olabilirim. Ne yapacağımı her dakika biliyor olmak zaten geleceğimi iyi kılar diye düşünüyorum. O kadar da salak değilimdir. Ama 10 yıl sonrasında görsem ne yazar? Zaten 10 yıl sonra ne olacaksa olacak. Ama 10 dakika sonra olacak bir şey şimdiden değiştirebilirim. Yani kaygı dolu bir insan olduğum için kesinlikle 10 yıl sonrasını görmek isterdim. Yani şu anda bile dikin üstündeysem 10 yıl sonrasını hemen görüp böyle belki 10 yıl sonra çok zengin olacağım çünkü bilemem. Ya ben kendi 10 dakika sonramı çok iyi biliyorum. Öyle bir hayat yaşadığım için görmek istemezdim. Ha Deniz, sen böyle aksiyondan aksiyona koşuyorsan orasını bilemem. Yani biz Ya. ev kuşuyuz. Çizer dedik, bordo bereliymiş meğer. Fakat Fikri, sen kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Ya yine sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorumdur ama daha profesyonel seviyede. Yani eğitmen de olabilirim belki. Yani yeni sektöre girecek insanlara belki bir şeyler öğretebilirim. Selçuk Erdem gibi bir şeye Ha, döneceğiz biz ya. evet. Büyük Beyaz ihtimalle. saç. Beyaz saç, Türk göbeği. Ben sosyal medyada durur muyum acaba, hiç bilmiyorum. Belki dururum herhalde de. Çok aktif olacağımızı düşünmüyorum ben sadece. Daha çok arka planda adam yetiştirmek gibi olabilir belki. Yani ben daha çok sahnelere yönelirim diye düşünüyorum ya. Deniz de mesela sahnelere yönelecek. Satacak Evet. bu sektörü. Bir sen Aynen kalacaksın. öyle. Yani bir ben kalacağım. 70'ime kadar çizmeyi planlıyorum. 70'ine kadar YouTube'da takılıyor çocuk. Hayır ya, çok korkutucu. Herkes ölmüş. Kepengi fikri indiriyor. Bir zamanlar Yunus Emre Gündüz vardı. Sürekli bana Görmedim. onun çakması diyorlardı. Ah Olsun, hey gibi bana da senin günler. çakman diyorlar. Boş ver. Evet. Demmadır Deniz yalnız ha. Evet. Yok yok, valla abi sen gelmeden önce onu konuşuyorduk. Şu an Fikri'yle Yunus'un karakterini nasıl ayıracağım birbirinden? Benim stilimde ayıracak bir şey de yok hani böyle. Dümdüz Gayet aynısını çiz yani, aynı. uğraşıyor. Geçen Sıla'yla beni çocuk gibi azarlıyorlar biliyor musun abi? Ne Bak diye? sana şikayet edeyim. Siz diyor niye bu kadar benzer çiziyorsunuz artık? Diyelim ki sizi konuk alacağız. Nasıl ayırt edeceğiz bu karakterleri? Keşke sadece çizimler benzer olsa fikriyle.
Bütün hayatımız benziyor be. Ben onu açıklıyorum işte, inanmıyorlar. Ya şimdi zaten biliyorsunuz da, şimdi yayında olacağı için söyleyelim. Geçen gösteri vardı. Fikri'yi ben sanmışlar. Sahneye çıkartsam bayağı sırıtmaz. Garip bir soru var. Bundan muhabbet döner mi bilmiyorum ama soracağım. Sadece emojilerle konuşabileceksin ya da bir daha asla konuşamayacaksın. Emojiyle nasıl konuşursun ki bu arada? Hani nasıl anlatacaksın? 5 dakika sonra şuradayımı nasıl anlatabilirsin emojiyle? Beni sinirlendir ve klavyemi kır. Sadece böyle önümde emojiler olsun. Bak nasıl konuşuluyor gör. Net anlatırım yani. Hayatında durdurma butonu mu olsun isterdin yoksa tekrar butonu mu olsun isterdin? Tekrar olsun hiç istemezdim. Ya yaşadığım iyi anıların da tekrarını yaşamak istemezdim. Çünkü bende ilk deneyim kafası var daha çok. Bir kere yaşayayım tamam güzel, hayatıma devam edeyim. Ama durdurmayı daha çok isterdim. Atıyorum mesela düşünsene. Diyelim ki hapise gireceksin. Tak durdurdum. Hadi sokun beni hapise. Gittim kuyumcu soydum. Oh mis para. Ya da gittim bir teknoloji mağazasına, orayı yağmaladım. Şimdi ben bunları söylüyorum ama... Ya bir anda bir şey diyeceğim. Eline süper güç geçse... Hani adamın eline süper güç geçti, aklına gelen ilk şey şurayı soysam aslında. Yakalanma şansım da yok ha. Yani durdururum. Baktım tam yakalıyorlar. Böyle bir de şey yaparım. Elimde bir gazlı kalem olur kesinlikle. Bıyık, kaş falan çizerim onlara. Ay çok eğlenceli olur ya. Rahatlat, çok nif insansın ha. Benim şu an aklıma gelen böyle sıralı bir liste var. Hepsi kara. Abi bir tek ben mi burada şeyim ya? Kendini naifleştirdin. Alakası yok. Tek şeytan karakteri olan benim zaten. Asıl benim bilmem lazım. Gerçek hayattaki şeytan da benim ama. Yani orası lütfen. Orası doğru ya. Fikre de zaten özentilimi yapmış son videosunda. Ne yapmış? Karakterini şeytan şeklinde çizmiş. Ha ben de senin tişörtü çalacağım. Şey var mı aklınızda böyle bir soru? Ölümsüz olmak ister miydiniz tarzı şeyler var sadece. Kafam hemen o ne diyor'ya girdi. O ne diyor? Ay harbiden. Ölümsüz olmak ister miydiniz? Bu arada istemezdim. Vereceğiniz cevaba göre hangi pop şarkıcısı olduğunuzu söyleyeceğim. Bir yıl boyunca en sevmediğiniz şarkıyı dinlemek zorundasınız. Ya da hayatınızda bir daha asla şarkı dinlemeyeceksiniz. Hayatımda bir daha şarkı dinlemem. Evet. Kesinlikle. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Tabii ya, benim bir tane var bayağı. Çünkü şey miyav miyav I am a cat. Böyle bir şarkı. Çekilmez. Şey miyav miyav.